Yeni bir videodan hepinize selam canlarım, videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoyu böyle biraz sessiz vlog gibi başlattım. Evden kısa kısa minik kareler paylaştım. Sizlerle beraber hızlandırılmış biçimde ama güzel bir temizlik yaptım. İkramlıklarımızı hazırladık, giyindik ve gelip sizlere ancak bir selam verebildim. İki Bebitoy'la misafir ağırladığımız zaman yani kamerayı çok çok fazla açmaya fırsatım olmuyor. Böyle ufak ufak minik minik hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum. Yine öyle yaptım. Bir takipçim geliyor. Uzun zamandır takipçim. Beni çok çok yakından takip ediyor. Çok da tatlı bir arkadaşım. Daha önce bir defa önceki evime gelmişti. Noyan küçüktü o zaman. Şimdi Mirza ile Noyan'a çok güzel hediyeler yapmış. Bana bir şeyler hazırlamış. Mirza'yı falan da çok görmek istiyordu. Uzun zamandır da böyle görüşmek istiyoruz. Bir türlü denk düşürememiştik. Bugüne kısmetmiş. Noyan uyuyor zaten. İkinci uykusuna yattı. Saatimiz bu arada 3. Şöyle bol üzümlü, cevizli, havuçlu bir kek yaptım. Annem patates salatası yaptı. Yanına da fırına börek sürdüm. Çenin yanına böyle ikramlıklar hazırladım. Çok fazla yemeyeceğim çünkü diyetteyiz biliyorsunuz. Önden bir kahve içeriz, ardından çay servisi yaparım. Arkadaşım gelmeden şöyle bir videonun başlangıcını yapayım dedim. Açılışını yapayım istedim. Hem de sizlere bir selam vermek istedim. Umarım bu videomda keyifle izlediğiniz bir video olur. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Sultan geldi şimdi. Bu da balı oluşu. Merhaba Cemize. Hoş geldin. Ya bize neler getirmiş bakın. Anneme hediye yapmış. Ama benim sevdiğim renkler. Üzerinde de uyuma annem peki. Benimkiler masada şimdi göstereceğim size. Çok güzel. Kendi yapıyor Sultan. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bunlar da benim. Noyan'a, Mirza'ya, bana bir sürü şey getirmiş ya. Tam açacaktım hediyelerimi. Ustalar geldi. Biz kapıya tel taktırıyoruz. Ben geçici bir şeyler yapmıştım ama iş görmedi. O yüzden şimdi şu penceremize yaptırdığımız bu kızaklı tellerden, sinekliklerden daha doğrusu, şu balkon kapılarına da yaptırıyoruz. Çok güzel. Bayıldım. Benim boyum değil. Şimdi ne yapıyorsan yapıyorum. Ay çok güzel ya. Evet. Hadi değişin arabalarınızı. Noyan evet. Uyandı. Benim hediye açma yarım kaldı. Hadi sen de git anneciğim arkadaşın yanına. Nerede anneciğim? Ege'nin de arabasını ver. Senin küçük arabalarından getireyim. Sen Ege'nin arabasını ver. Tamam mı? Noyan sen de sürebilirsin aşkım. Gel anneciğim. Bak burada bir sürü araba var. Değil mi? Çözdük ben bu yaşlarda çözemiyorum. Ben gerçi hala çözemiyorum da bence arabaların ilgisi olduğunu biliyorum. Açtılar abi. Evet bak, evet. Bakın lentin ölçüsü birazcık böyle. Ölçülerini sen biliyorsan ya da bakarım internet. Ay renklerinin güzelliği. Ben zaten sana yeniden tercih. O benim harika. Bakın size göstereyim. O kadar tatlı olmuş ki şuna bakın. Sürdüğünce arabayı sürüyordu. Aa, o zaman hiç anlamıyor senin süreceğini. Çok tatlı ve şu an en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri emzik askısı biliyor musun? Noyan da sürekli dışarıda emziklerini atıyor. Ya çok güzeller. Şuna bakın. Şöyle geniş açıdan da göstermek istiyorum. Cidden çok beğendim. Emeğine sağlık. Hepsi birbirinden güzel. Burada laflayacağız diye. Bir daha sarılır mısınız? Ege, hadi Noyan'a sarıl anneciğim. Şöyle beraber Noyan'ı birileriyle oynarken görmek çok mutluluk verici. Noyan, Mirza büyüdüğünde. Yani bakın Mirza büyüyünce böyle oynayacaklar işte. Allah, en güzel. Değil mi? Çok doğurdun. İlk olarak çay servisi yapalım dedik. Acıktık biraz çünkü. Önce çaylarımızı içeceğiz önden, sonrasında kahvemizi içeceğiz. Noyan'la Ege çok iyi anlaştı değil mi? Beklentimden daha iyi anlaştılar.
Nayan biraz... Önceki geliş hızları çok çok büyük. Evet. O zaman ilk geldiğinde Sultan bana diğer evde Ege Nayan'ı ısırmaya çalışıyordu. Ben şöyle arkaya koyayım mı? Daha olur olur, olur Dero. Şimdi şu an çok iyi anlaşıyorlar. Anne. Aşkım benim oyuncaklarını paylaşıyor. De ısırılabilir misin Ege bebeğe? Yemiyor mu? Yani yeme düzeni... Güzelsin. İstediğin de yediği için de. Sağlık ocağındaki hemşire anneme demiş ki ek gıdaya başlayabilirsiniz. Aşkım keki sevdin mi Noyan? Bak annen ne diyor Noyancığım? Noyancığım kek nasıl, güzel mi? Ye bakalım bir. Her zamanki hareketini yapsana. Güzel mi? Yapalım. Ege nerede Noyan Ege? Ege nerede? Evet Ege arkada. Bu arada diyeti bozmadım yani söyleyeyim. Bir tane börek aldım, bir dilim kekten aldım. Biraz da patates salatası aldım. Akşam yemeği yemeyeceğim. Bu akşam yemeği artık. Zaten saatimiz 5'e geliyor. Bu saatten sonra katı gıda yok. Bunları yiyorum ve bitiyor. Bozdum zannetmeyin yani. Yiyorum, yiyorum. Nerede? Dur kız, şu gözüne bakayım. Selam arkadaşlarım. Ben misafirimi yolcu ettim. Bayağı bir oturduk, sohbet ettik. Güzel zaman geçirdik. Çocuklar bayağı oynadı. Akşam yemeği yemedim. Yemeyeceğimi söylemiştim size. Sadece o tabağımdakileri yedim. Bolca su içiyorum. Şimdi bir soda içeceğim. Ama makyajımı çıkarmak istiyorum. Bir üzerimi değiştireceğim. Mirza'nın yatışını gördünüz mü? Normal yatmıyor ana kucağında, bu şekilde mutlu. Ana kucağında bir de yüzüstü yatıyor. Gerçekten çok değişik, böyle kendince kalıplaşmış istekleri var Mirza'nın. Kendi çizgisi var ve adam bu çizgiyi hiç bozmuyor. Ay, güzel ve yorucu bir gündü. Sabah çok tempolu başladım zaten, size çektim çekebildiğim kadarını. Ama yoruldum yani. Şimdi makyajımı çıkaracağım, pijamalarımı giyeceğim ve dinlenmeye geçeceğim. Artık sizlerle yarın yeni bir günde görüşürüz. Günaydın. Direkt böyle bir kahvaltıyla açtım bugün vlogu. Böyle birer tane tam buğday ekmeğine tost yaptım. Buzlu meyve suyu hazırladım. Şimdi annemle beraber kahvaltı yapacağız. Saatimiz 10'a geliyor. Biz uyanalı çok oldu. 6'da başladım güne. Ama çocuklarla zaman geçirdik. İşte annemle biraz oturduk. Telefona dalmışım. Telefondan bir şeyler baktım, inceledim derken bu saat oldu. Noyan da ilk uykuya geçince kahvaltımızı hazırlayalım ve uyanmadan yapalım istedik. Size de bir günaydın demek istedim. Umarım güzel bir gün olur. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Nerede anneciğim asansörü? Ulaşamadın mı? Aferin. Ama bir tane basıyoruz. Bir tane basıyoruz, bozulur yoksa. Şimdi içeri girince bir daha basacağız. Şimdi bir tane basıyoruz, asansör geliyor. İçeride bir daha basacağız, tamam? Hadi bakalım, bak geldi. Tamam, basabilirsin. Tuşlara bas. Hadi bas anneciğim. Hadi bas. Hadi bas. Şuna bas. Bas. Anneciğim bas. Tamam. Çok zorlandım. Biz hazırlandık. Bizim bu apartman aynalarında bir problem var. Böyle bir değişik. Çok güzel gösteriyor. Harika gösteriyor. Bir kayma var. Bir kafam uzuyor bakın. İnce çekeceğim, bekleyin. Şimdi hazırlandık. Her zamanki gibi bir yürüyüşe çıkıyoruz. Şöyle biraz dolanacağız. Saatimiz 11. Yine böyle biraz sıcağa kaldık ama yapacak bir şey yok. Şimdi güneşte böyle açamam kamerayı diye. Aşağı zemin kattayız, -1'deyiz. Aa, çok karanlık oldu. Öyle yürüyüşe gideceğiz yani şu an. Farklı bir şey yaparsam açarım kamerayı. Normal öyle yürüyüşe gidiyoruz ama yani çok bir farklı bir şey yapmayacağız. Bakayım havada sıcak mı bilmiyorum. Fena. Ev iyiydi. Ev çok sıcak değildi de.
Mirza da uyuyunca Mirza'yı kanguruya aldım. Bakın bakamıyorum işte bu yüzden otoparkta açayım dedim de orası da karanlık düştü. Bizim de şu evin burada bir yokuş var. Bizi tek zorlayan kısmı bu dışarı çıkarken. Araba varken iyi de yürüyerek giderken çok sıkıntı. Göstereceğim şimdi size. Fena bir yokuş var. Deroş bacak kası yaptı burada Noyan'ı taşımaktan. Gerçekten bayağı zorlayıcı oluyor. Değil mi anneciğim? Sen rahatsın tabii. Sen Noyan dışarı çıkmayı çok istiyor. Yoksa biz böyle deli değiliz yani. Bizi deli zannetmeyin bu sıcakta dışarı çıkıyorlar diye. Akşam üzeri de ikinci uykuyu yaptıktan sonra babamız geliyor yemek zamanı falan. O yüzden çıkamıyoruz. Mecbur işte böyle. 11 gibi çıkıyoruz. Biz bayağı yokuş çıkıyoruz bakın. Hani az değil. Ha gayret. Selamlar. Ben sizi en son dışarı götürdüm. Ama kamerayı açamadım. Başıma neler geldi. Bir bilseniz şu saçımın başımın haline bakın. Kusura bakmayın. Hiçbir şey yapamadım. Çünkü şimdi anlatınca niye yapamadığımı anlayacaksınız. Yani niye bu halde olduğumu. Aslında çok canım da yanıyor da şu an biraz uzanacağım. Uyurum belki. Uyumadan gelip böyle sizlerle bir konuşmak istedim. Biz yolda yürüdük. Bayağı böyle. Biz güzel bir yürüyüş yaptık. Dönüşte dedik ki bugün cuma. Bir mi uğrayalım? Bir mi uğradık? İşte bir şeyler baktık. Sonra A101'e girdik. Hatta şey gelmiş. Ben çok istiyordum. Paşa Bahçe'nin semaver modeli. Çay bardakları. Bayağı böyle tonmuş güzel. Büyük bir şey. Çok beğeniyordum. Hatta Trendyol'da favorilerimi eklemiştim. Alacaktım. Baktım A101'e gelmiş. Oradan aldım. Neyse gösteririm size bir ara. A101'den de çıktık. Eve gideceğiz. Yolda gidiyoruz. Pat diye enseme bir şey çarptı böyle. Elimle bir tuttum. Soktu. Ben bağırıyorum tabii. O sırada saçımın içine girdi. Onu yakalayayım derken böyle bastırdım. Saçımın içinde tutuyorum böyle ama nasıl bağırıyorum. Önümde de Mirza var kanguruda zıplıyorum. Yolun ortasına saçımı başımı dağıttım. Görmeniz lazım. En büyük fobilerimden bir tanesi böyle uçan canlılar. Böcek, sinek, kabukluysa bir de böyle. Of. Düşününce bile kalbim sıkışıyor. Neyse ben onu tuttum böyle tutuyorum. Bir yandan da bağırıyorum onu. Bu tarafa geçtim. Mirza uyuyordu biraz mızırdandı ana kucağında. Bir yandan da onu sallıyorum. Neyse işte tam annem tutmaya çalışırken ölmemiş. Ben öldü zannediyorum. Ensemden içime girmeye çalışıyordu. Annem tuttu attı. O ara tabii parçaladık biz böceği. Böcek zannediyorum. Eve nasıl geldim bilmiyorum. Hemen üzerimi değiştirdim. Saçımı açtım. Evdeki tüm taraklarla belki 100 defa saçımı tarıyorum. Allah'ım diyorum. İçinde bir şey kalmasın saçımın. Ay çok kötüydü. Ve kanadı düştü. Biliyor musunuz? Kanadı düştü kafamın içinden. Kanat. Sonra ben onu Efe'ye yolladım. Dedim bak böyle bir şey geldi başıma. O da bakmış arı kanadıymış. Gerçekten arı sokmuş. Kafamı şöyle çok eğemiyorum şu an. Ensem biraz şişti ve çok kırmızı. Bu bölge çok kötü ağrıyor. Başıma vurdu ağrısı. Yani bir yürüyüş yapamadık. Arı soktu eve geldim arkadaşlar. Böyle bir şey bence benim başıma gelirdi zaten. Niye beni buluyor böyle şeyler ya? Bir kere de geçen sene gidiyoruz böyle yolda yürüyoruz. Pat kulağıma bir şey çarptı bu sefer. Arı, yine arı. Ben bu sefer öldürdüm tabii de Bengi'yle şoktayız. Belki o vlogumu izleyen arkadaşlarım vardır burada. Vlogdaydım o sırada bir de. Vlog çekiyordum yani. Şimdi elimde kamera yoktu Allah'tan. Fırlatırdım bunu, kesin fırlatırdım ya yolun ortasına. Yani böyle şeyler geliyor başıma ama niye benim başıma geliyor bilmiyorum. Neyse, şimdi Noyan uyudu. Mirza da uyumuştu. Biraz yatıp dinleneceğim dedim ama Mirza uyandı şimdi. Onu tekrardan uyutup vallahi yatıp dinleneceğim biraz. Kendime geleyim bir şu üzerimdeki korkuyu, endişeyi bir atayım. Tekrardan kamerayı açarım sizlere. Kaşınıyorum hala, çok kötü hissediyorum. Aşk. Aynen.
Bye. Uyuyamadım. Noyan'la Mirza fırsat vermedi. Şimdi çıldırmış gibi oyuncaklarını dağıtıyor. Yani oynamıyor da bunlarla. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir şey de demiyorum yani. Topluyorum sonuç olarak ama böyle dağıtıyor. Hepsini döküyor biliyor musunuz? Hepsini. Yavrumu da uyutmuyor burada sesten. Böyle hepsini üst üste diziyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Her yer her yerde yine bakar mısınız? Her yere dağıttı yani her yere. Derasında burada yemek hazırlıyor. Yemek hazırlığına geçtik. Bu arada çiçeğim muhteşem oldu. Ay nazarım değmesin çiçeğime de. Çok güzel büyüyor. Bakın her yerden... Bakın her yerden filizleniyor. Aşağıya bakın. Çok iyi gidiyor şu an yani. Aşırı mutluyum bunun için. Şöyle göstereyim. Çok güzel gidiyor. Şimdi biz yemeğe oturduk. Efe mesaide geç gelecek. O yüzden onu beklemiyoruz. Fırında böyle bol sebzeli, tavuklu, mantarlı bir yemek yaptı Deroş. Yanında da bulgur pilavı. Hep beraber şimdi yiyoruz. Noyan Bey de sabırsız her zamanki gibi. Afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Şimdi çay keyfine geçtik. Size söylediğim semaver bardağıma bakın kalkmıyor. O kadar büyük ki belki şeyde çıkmıyor. Ekranda büyüklüğünü anlayamıyor olabilirsiniz de. Normal bir çay bardağının iki katı neredeyse. Tam benlik ya. Sürekli kalkmaya da gerek yok. Şimdi çay keyfi yapacağım. Boynum hala ağrımaya devam ediyor. Çok fazla hareket ettiremiyorum. Saçım böyle kaldı. Hiçbir şey yapamadım. Böyle ağrı beni tedirgin eden bir ağrı. Umarım yarın sabah uyandığımda tamamen geçmiş olur. Şimdi çayımızı içiyoruz dediğim gibi. Bebişler uyudu. Efe hala gelmedi. Saatimiz 9.30. Hala mesaide. Biz de çayımızı içeriz. Büyük ihtimalle annemle yatışa geçeriz. İki günümü sizlerle paylaştım. Umarım sizler keyifle izlemişsinizdir. Çünkü ben çekerken çok keyif alıyorum. Kanalıma abone olmanız her zaman her videomda dile getiriyorum. Çok çok önemli. Şimdi hemen videoyu durdurup aşağıdan abone misiniz değil misiniz diye kontrol edip eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel desteklerinizi bekliyorum. O zaman yeni bir vlogda görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın.